Birinci tema Erdemler Akıllı kız Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu. Yaşlıydı ve ölümü de yaklaşmıştı. Hiç çocuğu yoktu ve bu onun için büyük bir acıydı. Ölmeden önce Sarıbay halkını topladı ve şöyle ilan etti. Ben çok yaşadım, çok şey gördüm, çok yedim içtim. Şimdi geriye yalnızca ölmek kaldı. İçinizden birine bir borcum varsa geç olmadan istesin. Son isteğim ise kendinize adaletli ve akıllı bir han seçmeniz. Halk gürültüyle şöyle dedi. Aramızdaki en yaşlı kişi sensin. Hanı sen seç. Sarıbay düşündü. Sonra şöyle cevap verdi. Bir duanım var. Ben öldükten sonra gözlerini üç gün açmayacak, kanatlarını kaldırmayacak, hiçbir şey yemeyecek. Dördüncü gün onu doyurun ve serbest bırakın. Kime konarsa o han olsun. Birkaç gün sonra Sarıbay öldü. Akdoğan üç gün gözlerini açmadı. Kanadını kaldırmadı. Yemedi, içmedi. Dördüncü gün Doğan'ı yedirdiler, içirdiler ve serbest bıraktılar. Göğe yükseldi, dolandı ve sonunda bir çobanın omzuna kondu. Han'ın yakınlarından birçoğu şöyle bağırdı. Daha çok genç ve fakir. Nasıl bizim hanımız olabilir? Onu istemiyoruz. O zaman Üç aksakal ileri çıktı ve hep bir ağızdan şöyle dedi. 1. Üç aksakal hep bir ağızdan ne demiş olabilir? Sarıbay yaşarken Akdoğan kime konarsa onu han kabul edeceğimize söz verdik. Doğan çobanın omzuna kondu. O zaman hanımız o olacak demektir. Halk onları destekledi ve çoban han oldu. Halkı uzun süre yönetti fakat yalnızdı, karısı da yoktu. Aksakallar yanına geldiler ve şöyle dediler. Yüce hanımız, evlenmelisin ve mirasçın olmalı, yoksa senin kaderin de sarı bayınki gibi olacak. Yeni han önce bunu reddetti fakat sonunda aksakalların haklı olduğunu kabul etti. Tamam, bütün kızları toplayın dedi. Onların akıllarını tartacağım en akıllı kim ise onunla evleneceğim. Ertesi gün hanlığın bütün kızları toplandı ve han onlara üç bilmece sordu. Doğu ile batı arasındaki mesafe ne kadar? Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe ne kadar? Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar? Han bu üç bilmeceyi sordu ve kızlara düşünmeleri için üç gün süre verdi. Aradan iki gün geçti, kızlar hala bilmecelerin cevaplarını bulamamışlardı. Üçüncü gün hanın sarayına giden yolda odun toplayan fakir bir kızla karşılaştılar. Fakir kız onlara, kardeşlerim diye seslendi. Üç gündür telaş içindesiniz. Ne oldu? Bana da söyleyin. Belki yardım edebilirim. Kızlar, öğrenip de ne yapacaksın diye kibirle cevap verdiler. Senin işin odun toplamak. İçlerinden biri ''Niye üzüyorsunuz onu?'' dedi ve olup bitenleri anlattı. Fakir kız, ''Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.'' dedi. Önce herkes güldü ona. Sonra düşündüler ve yanlarını almaya karar verdiler. Saraya girdiler ve Han şöyle sordu. ''Sorduğum üç bilmeceye hanginiz cevap bulabildiniz?'' Hiç kimse cevap veremedi. Hepsi de başları önde duruyordu. O zaman fakir kız öne çıktı ve şöyle dedi. Hanım, bilmecelerinize ben cevap buldum. Doğu ile batı arasındaki mesafe bir gündür. Çünkü güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor. Yeryüzü ile gökyüzünün arasındaki mesafe gözle görülüyor. Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün. Üçüncü bilmecenin cevabı çok kolay. Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe dört parmak kadar. Göz ile kulak arası Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür. Hanın yakınları şaşırdılar. Fakir kızın zengin kızlardan daha akıllı olmasını kimse beklemiyordu. Han kızları tekrar denemek için süreyi uzattı. Yine üç bilmece soracağım. Cevaplarını bulun, o zaman kiminle evleneceğimi söyleyeceğim dedi. Acı nedir, üzüntü nedir, ayıp nedir? Han yine üç gün süre verdi. Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevaplarını bulamadı. Üçüncü gün fakir kız öbürleriyle birlikte saraya geldi ve şöyle dedi. 2. Sizce fakir kız bilmecelerin cevaplarını bulabilmiş midir? Metnin bundan sonraki bölümünde neler anlatılmış olabilir? Hanım, bu bilmeceleri de çözdüm. Acı hastalık demektir, üzüntü ihtiyaç. Ayıp da hırsızlıktır. Han bu cevaplara memnun oldu ve fakir kızla evlendi. Kızın elleri nasırlı, giyecekleri eskiydi. Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti. Böylece fakir kız Hanşa oldu. Kocasına güzel tavsiyelerde bulunuyor ve o da onun dediklerini dinliyordu. Fakat Han bir gün onu şöyle uyardı. Benden başka hiç kimseye öğüt verme kız onun dediğini yapmaya söz verdi. Fakat bir gün cömertliği yüzünden yaptığı suçun cezasından nasıl kurtulacağı hakkında bir yiğide öğütte bulundu. Han ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı. Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi? Söylemezsen seni asarım. Yiğit korktu ve öğüdü Han verdiğini söyledi. Han kızgınlıkla karısına şöyle dedi. 3. Han karısına ne demiş olabilir? Hiç kimseye öğüt vermeyeceğine yemin etmiştin. Fakat sözünü tutmadın ve suçlu birine yardım ettin. Güvenilir bir kadın olamayacaksan git. En sevdiğin şeyi yanına almana izin veriyorum. Karısı tamam dedi. İyiliğin için çok teşekkür ederim. Fakat ayrılmadan önce son isteğimi yerine getir. Son kez birlikte yemek yiyelim. Han buna razı oldu. Karısı güzel bir akşam yemeği hazırladı. Han çok yedi ve uykuya daldı. O zaman karısı en iyi atı eğerlemelerini emretti. Ata bindi, önüne uyuyan kocasını aldı ve saraydan ayrıldı. Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler. Uyuyan Han orada kendisine geldi. Han yabancı bir şehirde olduğunu görünce korkuyla karısına şöyle sordu: "Bana ne yaptın?" Karısı, "Kocacığım." diye cevap verdi. "Beni kovdun fakat en sevdiğim şeyi yanıma almama izin verdin. İşte ben de öyle yaptım. Sarayını terk ettim fakat seni yanıma aldım. Çünkü seni her şeyden çok seviyorum." Karısının bu sevgisi ve akıllılığı hanı çok etkiledi ve birlikte eve döndüler. O zamandan sonra han akıllı karısına daha da iyi davrandı ve onun tavsiyelerini almadan hiçbir karar vermedi. Dimitri Burundi, Kasımbek Esmanbetov. Kırgız masalları ve efsaneleri. Çeviren Cengiz Buyar, İlmira Ragibova. Birinci tema. Erdemler. Akıllı kız. Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu. Yaşlıydı ve ölümü de yaklaşmıştı. Hiç çocuğu yoktu ve bu onun için büyük bir acıydı. Ölmeden önce Sarıbay halkını topladı ve şöyle ilan etti. Ben çok yaşadım, çok şey gördüm, çok yedim içtim. Şimdi geriye yalnızca ölmek kaldı. İçinizden birine bir borcum varsa geç olmadan istesin. Son isteğim ise kendinize adaletli ve akıllı bir han seçmeniz. Halk gürültüyle şöyle dedi. Aramızdaki en yaşlı kişi sensin. Hanı sen seç. Sarıbay düşündü. Sonra şöyle cevap verdi. Bir duanım var. Ben öldükten sonra gözlerini üç gün açmayacak, kanatlarını kaldırmayacak, hiçbir şey yemeyecek. Dördüncü gün onu doyurun ve serbest bırakın. Kime konarsa o han olsun.'' Birkaç gün sonra Sarı Bay öldü. Akdoğan üç gün gözlerini açmadı. Kanadını kaldırmadı. Yemedi, içmedi. Dördüncü gün Doğan'ı yedirdiler, içirdiler ve serbest bıraktılar. Göğe yükseldi, dolandı ve sonunda bir çobanın omzuna kondu. Han'ın yakınlarından birçoğu şöyle bağırdı. Daha çok genç ve fakir. Nasıl bizim hanımız olabilir? Onu istemiyoruz. O zaman Üç aksakal ileri çıktı ve hep bir ağızdan şöyle dedi. 1. Üç aksakal hep bir ağızdan ne demiş olabilir? Sarıbay yaşarken Akdoğan kime konarsa onu han kabul edeceğimize söz verdik. Doğan çobanın omzuna kondu. O zaman hanımız o olacak demektir. Halk onları destekledi ve çoban han oldu. Halkı uzun süre yönetti fakat yalnızdı, karısı da yoktu. Aksakallar yanına geldiler ve şöyle dediler. Yüce hanımız, evlenmelisin ve mirasçın olmalı, yoksa senin kaderin de sarı bayınki gibi olacak. Yeni han önce bunu reddetti fakat sonunda aksakalların haklı olduğunu kabul etti. Tamam, bütün kızları toplayın dedi. Onların akıllarını tartacağım en akıllı kim ise onunla evleneceğim. Ertesi gün hanlığın bütün kızları toplandı ve han onlara üç bilmece sordu. Doğu ile batı arasındaki mesafe ne kadar? Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe ne kadar? Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar? Han bu üç bilmeceyi sordu ve kızlara düşünmeleri için üç gün süre verdi. Aradan iki gün geçti, kızlar hala bilmecelerin cevaplarını bulamamışlardı. Üçüncü gün hanın sarayına giden yolda odun toplayan fakir bir kızla karşılaştılar. Fakir kız onlara, kardeşlerim diye seslendi. Üç gündür telaş içindesiniz. Ne oldu? Bana da söyleyin. Belki yardım edebilirim. Kızlar, öğrenip de ne yapacaksın diye kibirle cevap verdiler. Senin işin odun toplamak. İçlerinden biri ''Niye üzüyorsunuz onu?'' dedi ve olup bitenleri anlattı. Fakir kız, ''Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.'' dedi. Önce herkes güldü ona. Sonra düşündüler ve yanlarını almaya karar verdiler. Saraya girdiler ve Han şöyle sordu. ''Sorduğum üç bilmeceye hanginiz cevap bulabildiniz?'' Hiç kimse cevap veremedi. Hepsi de başları önde duruyordu. O zaman fakir kız öne çıktı ve şöyle dedi. Hanım, bilmecelerinize ben cevap buldum. Doğu ile batı arasındaki mesafe bir gündür. Çünkü güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor. Yeryüzü ile gökyüzünün arasındaki mesafe gözle görülüyor. Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün. Üçüncü bilmecenin cevabı çok kolay. Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe dört parmak kadar. Göz ile kulak arası. Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür. Han'ın yakınları şaşırdılar. Fakir kızın zengin kızlardan daha akıllı olmasını kimse beklemiyordu. Han kızları tekrar denemek için süreyi uzattı. Yine üç bilmece soracağım. Cevaplarını bulun, o zaman kiminle evleneceğimi söyleyeceğim dedi. Acı nedir, üzüntü nedir, ayıp nedir? Han yine üç gün süre verdi. Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevaplarını bulamadı. Üçüncü gün fakir kız, öbürleriyle birlikte saraya geldi ve şöyle dedi. 2. Sizce fakir kız bilmecelerin cevaplarını bulabilmiş midir? Metnin bundan sonraki bölümünde neler anlatılmış olabilir? Hanım, bu bilmeceleri de çözdüm. Acı hastalık demektir, üzüntü ihtiyaç, ayıp da hırsızlıktır. Han bu cevaplara memnun oldu ve fakir kızla evlendi. Kızın elleri nasırlı, giyecekleri eskiydi. Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti. Böylece fakir kız Hanşa oldu. Kocasına güzel tavsiyelerde bulunuyor ve o da onun dediklerini dinliyordu. Fakat han bir gün onu şöyle uyardı: "Benden başka hiç kimseye öğüt verme." Kız onun dediğini yapmaya söz verdi. Fakat bir gün cömertliği yüzünden yaptığı suçun cezasından nasıl kurtulacağı hakkında bir yiğide öğütte bulundu. Han ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı. Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi? Söylemezsen seni asarım. Yiğit korktu ve öğüdü Han Şah'ın verdiğini söyledi. Han kızgınlıkla karısına şöyle dedi. 3. Han karısına ne demiş olabilir? Hiç kimseye öğüt vermeyeceğine yemin etmiştin fakat sözünü tutmadın ve suçlu birine yardım ettin. Güvenilir bir kadın olamayacaksan git. En sevdiğin şeyi yanına almana izin veriyorum. Karısı tamam dedi. İyiliğin için çok teşekkür ederim fakat ayrılmadan önce son isteğimi yerine getir. Son kez birlikte yemek yiyelim. Han buna razı oldu. Karısı güzel bir akşam yemeği hazırladı. Han çok yedi ve uykuya daldı. O zaman karısı en iyi atı eğerlemelerini emretti. Ata bindi, önüne uyuyan kocasını aldı ve saraydan ayrıldı. Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler. Uyuyan han orada kendisine geldi. Han yabancı bir şehirde olduğunu görünce korkuyla karısına şöyle sordu: bana ne yaptın? Karısı, "Kocacığım." diye cevap verdi. "Beni kovdun fakat en sevdiğim şeyi yanıma almama izin verdin. İşte ben de öyle yaptım. Sarayını terk ettim fakat seni yanıma aldım. Çünkü seni her şeyden çok seviyorum." Karısının bu sevgisi ve akıllılığı Han'ı çok etkiledi ve birlikte eve döndüler. O zamandan sonra Han, akıllı karısına daha da iyi davrandı ve onun tavsiyelerini almadan hiçbir karar vermedi. Dimitri Burundi, Kasımbek Esmanbetov Kırgız Masalları ve Efsaneleri Çeviren Cengiz Buyar, İlmira Ragibova